Şimdi verilerimiz gelmişti. Dilerseniz bu verileri veri tabanına yazdırma işlemini yapalım. Şimdi burada sayfamızın üst kısmına isterseniz require once ile sistemin içerisindeki config'i bir dahil edelim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle şöyle yapalım. Soruları ekleme, soruları ekleme diyelim. Tamam. Şimdi sıralı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde yazdım. Şimdi sorgumuzu oluşturalım. Questions, sorgu diyeceğim. Ne diyeceğiz? DB, prepare diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Insert, into. Bir saniye. Evet, insert into questions diyeceğiz. Şuradan tablomuza da bakalım. Questions. Server ID diyor. Tabii bunun öncesinde de bir survey eklememiz lazım. Yani bir anket eklememiz lazım. Şuraya da survey ya da anket ekleme diyelim. Şuraya da anket ekleme diyelim. Şuraya survey sorgu diyeceğim. DB prepare diyeceğim. Insert insert into survey diyeceğim. Survey'imizin içerisinde ne vardı arkadaşlar? Bir tek name vardı. Values kısmına gelip soru işaretimi koyacağım. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Survey yanlış yazmışız. Şurada survey survey execute diyeceğim ve array içerisinde posttan gelen name'i, hatta şuna name diyelim şöyle. Şuna da name diyelim. Bu da posttan gelen name olsun. Şu anlık boş geldi. Yani biz formu şuradaki formu yanlışlıkla boş gönderdiğimiz için şimdilik şuraya name kısmına ilk anket diyeceğim. Tamam. Bunu da ekledikten sonra arkadaşlar bizim survey ID'miz ne olacak? Survey ID'miz DB last insert ID'den, yani son eklenen anketi alacağız. Şimdi bunu da aldıktan sonra buraya devam edebilirim. Questions kısmında ne vardı? Bir survey ID vardı, bir de name vardı, değil mi? Values kısmına geliyorum. İki tane soru işaretimi atıyorum. Şöyle bir tablomuza bakalım. Evet, doğru. Şimdi question sorgu execute diyeceğim ve array içerisinde name'i belirteceğim. Öncelikle survey ID'mi, daha sonra questions name'imi belirteceğim. Tamam, bunu da ekledik. Daha sonra questions ID'm ne olacak? Yine DB'den gelen last insert ID olacak. Artık cevaplar kısmına geldik. Şurada cevapları ekleme diyeceğim. Şuraya da cevapları ekleme. Ekleme deyince sanki değişik oluyor. Answers sorgu diyeceğim. DB prepare diyeceğim. Ve buraya insert into answers diyeceğim. Buradaki alanlarım ne arkadaşlar? Answers'daki questions ID, name ve correct kısmı. Name, correct. Şuraya values'a geleceğim. 1, 2, 3 tane soru işaretimi atacağım. Şimdi şurada answers sorgu diyeceğim ve buraya execute diyeceğim. Ve array içerisinde questions ID'mi zaten biliyorum. Questions ID. Name'imi de zaten biliyorum. V2'den gelecek. Ve şuraya correct kısmı olacak. Şimdi bu correct kısmını yazmadık daha. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Şöyle diyeceğiz. Öncelikle K2'den, yani şu array içerisinde K2. Biz bunu şurada almamış mıydık? Şuradan questions correct
diyelim ve correct diyelim. Eğer ki bunun indisi questions correct'in, ha şurada almışız. Şurayı sileyim. Eşitse arkadaşlar correct'i 1 yapacak. Değilse correct'imiz 0 olarak kalacak. Tamam, bunu da yaptıktan sonra bir tekrar post edip çalıştıralım isterseniz. Evet, boş bir şey döndü. Şimdi content kısmına geliyorum. Burası doğru ama burada evet, burası da doğru. Doğru. Sıkıntı yok. Bakın, şimdi eşleştirme yaparsak. Survey'imiz ne? İlk anket. Question'ımız ne? Yani iki tane soru sormuştuk. Senin adın ne? Kaç yaşındasın? Survey ID'ler tutuyor anketin ID'si. Daha sonra cevaplara geliyorum. Bakın, senin adın ne sorusunun ID'si ile 4 tane soru sormuştuk. Doğru. Ve doğru cevabın yanına correct'i 1 yaptı. Questions kısmında kaç yaşındasın kısmını da yine 2 numaralı ID ile, 2 sorunun ID'si ile ekledi ve doğru cevabı burada belirtti. Yani bu sayede ne yaptık arkadaşlar? Biz hangi sorunun doğru, hangi sorunun yanlış olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Dilerseniz bir sonraki derste bu soruların nasıl bastırılacağını görelim.